Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir akşam yemeği hazırlayacağız sizinle. Bir ana yemek olarak bezelyeli ve köfteli bir yemek yapacağız. Fırın yemeği olacak. Özellikle Ramazan için çok kurtarıcı bir yemek olacağını düşünüyorum. Davet sofrası veremesek de şu süreçte çekirdek ailemize güzel bir yiyecek yemek hazırlamış olacağız. Patateslerimi ve havucumu ve biberimi bu şekilde aynı boyda olmasına çalışarak, özen göstererek dilimliyorum. Dilerseniz kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Evde olmadığından eklemedim ben. Havuçları da aynı şekilde aynı boyda doğrayabilirsiniz. Dilerseniz havuçları biraz daha küp küp de doğrayabilirsiniz. Benim pratiğime geldiği için böyle yaptım. Kıymam var burada 250 gram. Bir tane soğanı ve bir diş sarımsağı rendeledim. Soğanım küçüktü çünkü kıymam da küçük. 1,5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ve yarım çay kaşığı kadar toz kırmızı biber ilave ediyorum. Bunları bir güzel yoğuruyorum. Bir yemek kaşığı galeta unu ekliyorum. Benim hazır değil, kendi yaptığım galeta ununu kullanıyorum. Yani ekmek kırığı. Bu şekilde şimdi ben bunu böyle top top köfteler haline getirdim. Bu şekilde buzdolabına dinlenmeye bırakıyorum. Önce sebzelerimi hazırlayacağım. Sebzelerimi sırayla patates, havuç ve biber olarak bu şekilde bol yağda kızartıyorum. Bir peçetenin üzerine alıyorum. Ardından bir kase donmuş bezelye kaynamış suyun içine atıyorum. 5 dakika ağzı kapalı şekilde kaynamasını sağlıyorum. Ardından kaynamış sudan alıp soğuk suyun içine alıyorum. Bu şekilde yeşil rengini korumuş oluyor bezelye. Sararıp solmuyor haşlandığı zaman. Konserve kullanacaksanız böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi ocağın üzerine tavamı alıyorum. Üzerine biraz yağ ekliyorum. Ve bu misket köfteleri kızartıyorum hafif yağda. Biraz aşamalı bir yemek ama sunumu ve lezzeti gayet güzel oluyor. Pişman olmayacağınız bir yemek. Bütün köftelerimi tek seferde tavanızın büyüklüğüne göre tabii ki de pişirebilirsiniz. Ben hepsini tek seferde pişirdim tava büyük olduğundan dolayı. Evet, arkalı önünü sallayarak biraz da maşayla çevirerek pişirdim. Şimdi köftelerimi yine bir peçete serdiğim servis tabağına alıyorum. İki tane domatesi rendeledim. Bu şekilde küçük bir kaba aldım. Minik bir tencereye. Bir çay kaşığından biraz eksik tuz ve bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum içine. Birazcık da karabiber ekliyorum. Bu aşamada dilerseniz acı da ekleyebilirsiniz, acı biber. Benim çocuklarım yemediği için eklemedim ben. Bunu sos haline getirip güzelce pişiriyoruz. Yani yemeğimiz yağda kızardığı için bu sosa yağ eklemiyorum ben. Fakat eğer ben çiğden koyacağım, kızartmayacağım derseniz bu sosa biraz yağ eklemenizi tavsiye ederim. Sosumuz da hazır olunca şimdi yemeğimizin birleştirme kısmına geçelim. Öncelikle tabağımızın fırın kabı tercih etmenizi öneririm. Kızarmış sebzelerimi tepsinin önce altına koyuyorum. Sonra üzerine bezelyelerimi ekliyorum. Bakın renkleri gerçekten çok güzel oldu. Soğuk suya atmanızı tavsiye ederim. Ardından pişirmiş olduğum köftelerimi ilave ediyorum. Bu tam 4 kişilik bir yemek oldu. 2 katını yapabilirsiniz eğer kalabalıksanız. Bu şekilde şimdi bunun sosunu ilave edip, bu arada ben fırınımı ısınmak için açmıştım. Biraz da fırında çünkü aşaması var. Domatesli ve güzel sosumu ilave ediyorum üzerine. Yarım çay bardağı kadar, belki yarım çay bardağından birazcık fazla olmak kaydıyla su ilave ediyorum üzerine. Ve bunu fırına gönderiyorum. Fırında yaklaşık ısınmış fırında 200 derecede yaklaşık 25-30 dakika kadar tekrar tüm malzemelerin birbiriyle nefis olarak özdeşmesini sağlıyorum. Bakın gerçekten çok lezzetli bir ana yemek oldu.
Şimdi servis yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve videomu beğendiyseniz yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerde ve videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.